Başka aklımıza gelmiyor. Şu an böyle dumur geldi bize. Geldik, dolunup kaldık. Ama hiçbir yere varamadım. Hep geri atmışım, hep geri. Hiç ileriye bir dönüş şey yok yani. İnsan dönemde. Ben hastane süreci benim için çok iyi gelecek. Ben öyle düşünüyorum. Evet. Ben de güvenim. Ben sizin güveninizi asla boşa çıkarmayacağım. Yakışırsa alo demen yeterli bana. Numaramı da biliyorsunuz. Annem yazacak kağıda. 5 sene önce başladım. 5 senedir aralıksız kullanıyorum. Ama yaklaşık 20 gündür bıraktım. İster 2 ay yatayım, ister 3 ay yatayım fark etmiyor. Ama ben yeter ki temizleneyim. Kurtulmak istiyorsunuz. Tabii ki de. Ve ben bunu kimsenin içmesini istemiyorum. Benim kardeşim yaşındakiler içiyor. Görüyorum, üzülüyorum. İstemem, hiç kimsenin içmesini istemiyorum. Size ne gibi kötülükler oldu bu yani başlamaması için bundan sonraki insanların? Ben evde fare gibi geziyordum babama gözükmemek için. Ben babamla konuşmuyordum. Babam şu an benimle konuşuyor bıraktığım için. Bana sarılıyor, öpüyor. Ama öncesinde babam benim suratıma bile bakmıyordu. En kötü yönü o. Evdekilerle iyi olmuyorsun. Hep geriye atıyor. Senin geceleri sürekli dışarı çıkasın geliyor. Yüzüme makyaj yapıyordum. Makyajımı silmeye üşeniyordum. Çünkü dışarı çıkacağım diye düşünüyordum hep. Dışarı makyajsız çıkamam. Hep makyajla yatıp kalkıyordum. En kötü huylarım onlardı işte. Takıntılı oluyorsun. Çok takıntı, acayip takıntılısın. Hep sağa sola bakıyorsun. Üstünde bir şey olsun olmasın. Hep insanları kesiyorsun. Hep sana zarar verecekler mi, vermeyecekler mi? Ama şu an öyle bir derdim yok. Hastaneye yatıp kurtulacağım. Kimseye bulaşmasın. Hele o 13-14 yaşındakiler görüyorum ya. Kendi kardeşim geliyor aklıma. Asla ve asla istemem. Kimsenin içmesini istemem. Kimse de içmesin bence. Yani teşvik ediyorlar. Hadi bir kereden bir şey olmaz diyorlar ama o bir kere devamı geliyor. Bıraktırmıyor çünkü insana. Olmuyor yani. Ben de bir kereyle denedim, bir kere denedim, bir kere denedim, bir daha denedim. Baktım bu sefer bağımlısı olmuş. 5 yıl geçmiş aradan. 5 yıl. Kimse başlamasın. İyi bir şey değil ki. Özenmesinler. Zaten bu uyarıcı bir madde. Metamfetamin. Hani uyuşturucu da değil bu aslında. Sadece uyarıcı. İnsanları her türlü yolu sürüklüyor. Hani karısını kızını satan bile oluyor yani bu madde yüzünden. Gerçekten oluyor bunlar. Bunları her şeyi gördüm ben, her şeyi. Baba oğul içenleri. Ama ben istemem, benim ailemden başka kimsenin uyuşturucuya bulaşmasını istemem. Hiç kimseye kötü örnek olmak istemiyorum. Hastaneye yatayım. Şu bir ay benim için çok güzel geçeceğini düşünüyorum. Bana diyorlar zorlu bir süreç ama benim için güzel geçecek. Yani yeni bir sayfa açıyorsunuz değil mi? Tabii ki de. Ne yapacaksınız peki? Bundan sonra ne yapacaksınız? Bir ay sonra evleneceğim. Öyle mi? Evlilik adayım var bir tane. Evet. O da bana diyor ki temizlen. Seni diyor alacağım diyor. Ebru ablayı da kendime sadıç yapacağım. Evet. Beni zaten en çok teşvik eden Ebru abla. En sevdiğim insan oldu benim için. Ailesi bize ulaştı. Bizden destek istedi. Biz de Elif'le konuştuk. Elif'i çok sevdik. Elif'i tedavi olması için ikna ettik. Ben direkt kabul ettim zaten. Evet, ama bu zorlu süreçte Elif'e maddi manevi her zaman yanındayım. Sadece bir telefon kadar uzağım ben Elif'e. Elif de tedavi olmak için çok istekli gördüğünüz gibi. İnşallah bu zorlu süreç hep beraber atlatacağız ve onu böyle topluma kazandıracağız. Evet. Yani sürekli dernek olarak böyle faaliyetler. Evet, oluyor. Yardım faaliyetlerimiz de oluyor bizim. Ama zorlanıyormuş, bazıları istemiyormuş yatmayı. Evet. Bazen hüsran olduğumuz durumlar da oldu ne yazık ki. Kurtaramadığımız insanlar da oldu. Elimizden geleni yaptık. Efendim? Diyalog içerisinde buluyorsunuz yani. Evet, evet. Sürekli araşıyoruz. Sağ olsun doktorlarımızla görüşüyoruz. Yardımlarını talep ediyoruz. Onlar da seve seve taleplerimizi kabul ediyorlar. Ama belli bir süre sonra hasta bunu tedavi olmak istemiyor. Yani onu bırakamıyor çünkü bağımlısı olmuş. Ben son olarak şunu söylemek istiyorum. Gençler, bizim ışığımız Elifleri sönmesin. Ben
dolaşmıyoruz. Tamam.